Sen bir şey yap ya. Şu an dilimlerin birleşim yerlerini kakma tahtası yapıyoruz. Adım Senem Arın. 96 Dersim Merkez doğumluyum. Dersimliyim aslen. 3 yıl öncesinde işte hocam aracılığıyla çalgı yapım bölümünü tanıdım. Konservatuvarda, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda. O süreçten sonra işte ilk başta tabii hani aileden gelen Alevilik öğretisinin bize sunduğu bağlamayla birlikte hani müzik aşkı zaten vardı. İlk zamanlar işte temel bilimler düşündüm. Daha sonrasından bağlama yapımını yakından gördükçe bende o oluşmaya başladı. Zamanla bir dönemde Adıyaman'da okudum. Adıyaman'da okuduğum zaman yaşlı bir bağlama ustası vardı gördüğüm. Hani o daha çok şekillendi bende. Yani şöyledir, parmaklarını kaybetmişti zamanında marangozluk yaparken. Daha sonrasında bağlama üretimine başlamış. Oyma bağlama yapıyordu, saz yapıyordu. Ondan sonra bende daha çok şekillendi, daha çok büyüdü bu istek. Buraya geldim, Ege Üniversitesi'nde Ümit Hocam'ın da desteğiyle okula hazırlandım. 2015 yılında okula girdim. O dönemden sonra yavaş yavaş, tabii insan zamanla olgunlaşıyor. Ümit Hocam'ın işte öğrettikleriyle, geliştirdikleriyle, hani öyle diyeyim, devam ettik. Şu anda yine hocamla birlikte kendi atölyesinde saz yapıyoruz. Peki bu atölyede siz saz üretimine ne zaman başladınız? Yani ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Yani geldiğim zamandan beri, 2015'ten beri sürekli gelip gidiyorum atölyeye. Atölyede bağlama yapıyoruz. Farklı işte arayışlar içerisindeyiz. Yine buradaki işte bağlama yapım tekniği diyeyim. Hani herkes bir arayış içerisindedir. Biz de aynı şekilde öyle bir arayış içerisindeyiz. Artı bir kadının bu işi yapması ayrıca hani insanlar tarafından farklı olarak görünüyor. Bu da çok hoş bir durum. Yani çünkü insanlığı oluşturan, yani temelinde kadın yatıyor zaten. Onun bir kadının hani nasıl diyeyim, bağlama yapması, bağlamaya can vermesi çok güzel. Ben güzel hissediyorum, bana güzel hissettiriyor. Ben bunu her zaman hani iki şeye benzettim. Bir, Alevilikteki hak inancına. Çünkü haktan ne kadar korkarsan Alevilikte, ondan o kadar uzaklaşırsın. Ne kadar yakın olursan hani o kadar hissedersin kendinde. Bağlamayı yaparken de ne kadar korkarsan o kadar uzaklaşırsın. İkincisi, bir kadının hani şey derler, ben evli değilim, çocuğum yok, ama kadınlar hep şey der işte, anne olunca anlarsın. Onun gibi ben yapıp bağlamayı bir başkasına verdiğimde hani benden bir parça koparmış gibi hissediyorum. Onu bir nevi anladığımı düşünüyorum şu an bağlama sayesinde. Aslında sizin bahsettiğiniz gibi bu sektör bir ticarete dönüşmüş şekilde. Ama sizi buraya getiren bir şekilde para kazanma hırsı değil, yani özel bir ilginiz vardı. Tabii. Yani bahsettiğiniz, küçükken Cemre Civatlar'a girmişsiniz, Adıyaman'da bir süre kalmışsınız. Hı hı. Elbette bu inancın hassasiyeti, hissiyatı sizi buraya getirmiş, buna da üretime başlamışsınız. Siz de bahsettiniz mesela, belki de nadir saz üreten kadınlardan bir tanesisiniz. Burada emek veren, emek harcayan, hafta sonu burada geçiren, buna yoğunlaşan. Elbette insanlardan olumlu, olumsuz tepkiler geliyordur. Olumlu ve olumsuz tepkiler oldu mu, buna dair anılarınız var mı? Yani olumsuz hiç tepki almadım. Nasıl oldu? İlk söylediğimde insanlara böyle ilk birkaç dakika hani şaşırırlar. Bir şaşkınlık süreci vardır. Onu atlattıktan sonra işte hani tabiri caizse hani bir takdir ederler, öyle söyleyeyim. Ama çok güzel bir duygu. Hani insanların böyle genel olarak kadın bunu yapamaz algısını yıktığımı gördüklerinde verdikleri tepki çok güzel. Peki son olarak buradan üreten, çalışan, emek harcayan, ya bu algıyı yıkmaya çalışan kadınlara bir çağrınız var mı?
Yani tabii ki kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum ben. İstedikten sonra oluyor. Yani o erk zihniyeti yıkmak gerekiyor. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Büyük ihtimal bu işte devam edeceksiniz değil mi? Yani devam ettirmeyi düşünüyorsanız. Evet, istiyorum. Yani ileriki dönemlerde bir projeniz var mı? Neler yapacaksınız? Bir atölyeden bahsetmişsiniz. O ileriki dönemde olursa. Evet evet, yani istiyorum. Bunun için hani biraz daha pişmek gerekiyor. Öyle yani, düşünüyorum yani ben. Yani özellikle aslında şey, sadece kadınların çalıştığı bir atölye, ona dair bir proje de olabilir. Tabii öyle bir şey de olabilir. Onun için hani bizden sonra gelecek bu işi yapmak isteyen birilerinin olması gerekiyor. Bu olduğu zaman tabii ki olur. Yani birbirini destekleyerek çok güzel işler çıkabilir. Thank you.